Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 19'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde sizlere söylemiş olduğum gibi bugün kanola hasatı yapacağız. Yani hemen yanımızdaki tarlanın hasatını yapacağız. Bu arada arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Hemen ne yapalım? Şu traktörü hazırlayalım mı? Ya da buradan mı alalım? Hazırlayalım ya. Biraz daha gerçekçi olsun. Bu arada arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün araçlarımı vesairelerimi yıkadım, yerlerine koydum. Yani biliyorsunuz bayağıdan beri yıkayamıyordum, yapamıyordum. Ondan dolayı şimdi yıkadım bütün araçlarımı ve yerlerine koydum, hepsini yerleştirdim. Bu buradan gidebiliyor muydu? Gitmiyordu ama böyle dönebiliriz. Biçer döverin ağzını alalım. Biçer döverin ağzını güzel bir yere götürelim. Evet. Nereye götürelim onu? Nereden giriyormuş? Aa, keşke böyle girseydi. Sorun yok. Biz tarlanın bu tarafından gireriz. Sorun olacağını sanmıyorum. Bir traktör de çekmiyor abi. Aa, bu ara akşamüstü ya. Olsun, bu saatlerde çalışalım ya. Hemen gidelim, diğer araçlarımızı alalım. Bu saatlerde çalışalım ya, sıkıntı yok, daha hava aydınlık. Sorun olacağını sanmıyorum. Aa, döver biçerle bunu unuttum ben yıkamayı. Zaten bunları yıkamamıza gerek yok, bunları çok az kullanıyoruz. Hemen şöyle gidelim tarlamızda kanola hasatımızı yapalım. Ondan sonra arkadaşlar büyük ihtimal dediğim gibi sizlere tamam, buğday ektim ya, buğday hasatı yapacağız. Buğday hasatından sonra da ne yapacağız? Tabii ki de saman balyası yapacağız. Ondan dolayı iki video o şekilde devam edecek. Ya bunu havada bırakıyorsun, niye aşağıda tutuyor ki? Şöyle inelim. Heh, tamam, bağlantılarını yaptım. Şu traktörümüzü çekelim buradan. Hatta bir saniye bir. Aa. Bizim 3 numaralı tarla boş. Hatta o tarlamızın buğday hasatını yapmadan önce biz ne yapalım biliyor musun? Ben şimdi onu söyleyeceğim sizlere. Ağaç ekimi yapalım abi. Ağacı ekelim. Ağacın biraz da odun içine girelim. Odun içine girdikten sonra da abi ondan sonra saman balyası yapalım. Çünkü daha yeni çimen balyası yaptık ya. Hemen böyle balya sizi boğmak istemiyorum. Aynen, bir değişiklik olsun, odun içine girelim abi. Kanalımda da ilk defa odun işi yapacağım. Belki bunun var ya deposu yetecek ha. Dur bakalım, biz getirmemiş olalım o dorsayı da. Bunun deposu yeterse süper olur. Yani bu video uzun olmamış olur, sadece o olmuş olur. Ondan sonra ben videodan sonra 3 numaralı tarlayı hazırlarım. Ondan sonra tekrardan videoya gireriz. 3 numaralı tarlaya da şey yaparız, fidan ekimi yaparız. Fidan ekeriz, yani ağaç, bildiğimiz ağaç. Ağacın büyümesini yaparım, yani zamanı hızlandırırım vesaire. Ondan sonra da onun hasatıyla uğraşırız. Yani hasat demeye gerek yok, ağaç kesimiyle uğraşırız. Yani o videoda biraz uzun olabilir. Çünkü biliyorsunuz ağaçları düzenli koymak vesaire yapmak bayağı bir uğraştırıyor. Ondan dolayı o videomuz da bayağı bir uzun olabilir. Haberiniz olsun. Yani ağaç ekimin videosu uzun olmaz da. Heh, şöyle ayarlayalım ucu. Ağaç ekiminin videosu uzun olmaz, tabii ki de kısa olur, ama ağaç kesimin videosu bayağı bir uzun olur. Belki de ikisini bir arada yaparız ya. Yani belli olmaz. Aynen öyle yaparız öyle. Yani bakarız durumuna göre. Çünkü ağaç bayağı bir uzun sürede çıkıyordu ya. Yani 3-4 günde bir çıkıyordu. Ya da şöyle yapabiliriz. Ağaç ekimi yaparız. Ağacı ektikten sonra saman hasatına geçeriz. Yani buğdayın hasatına geçeriz. Ondan sonra ağacı eker, ağaçları keseriz. Ondan sonra saman balyası yaparız. Aynen öyle yapalım. Öyle yaparsak hem iki video arka arkaya aynı şeyle uğraşmış olmayız. Farklı farklı şeylerle uğraşmış oluruz. Daha güzel olur. Bence de öyle yapalım. Bu tarla yamuk olmasa var ya ne kadar güzel fotoğraf çıkacaktı. Tarla çok yamuk ya. Baksanıza. O yüzden bu tarlaya farklı kullanacağım fotoğrafı. Yani bu bölüme farklı fotoğraf kullanacağım. Tamam ya, konola fazla çıkmadı zaten. Daha burayı da şey yapmamız lazım. Çapalamamız lazım. Sürülmesi gerekiyor yani bu tarlada. Bugün abi birkaç tane video çektim. Yani bugün tatilim ya, ondan dolayı biraz fazla video çekmiş oldum sizlere. Yetiştirmeye çalışıyorum çünkü hafta içi videosuz kalmayın. Ondan dolayı bildiğiniz üzere de çalıştığımdan dolayı yani sürekli her gün video çekemiyorum. Onun için hafta sonları tatillerimde çekiyorum videoyu. Hafta içi de yayınlıyorum. Yani bir oturduğumda 3-4 tane video çıkartabiliyorum. Yani sürekli farming videoları fazla çıkartırım. Hatta günde 2 tane video bile çıkartabilirim. Farming videosu ama şimdi araya ETS, MTS koyduğum zaman ETS videoları gerçekten çok uzuyor. Ve ETS videoları uğraştırdığı için yani direksiyon setini bağla, ondan sonra fitesini bağla, işte ne bileyim Kirkenes'e git, Kirkenes o kadar kalabalık oluyor. Yani bir video bana 1,5-2 saatime mal oluyor. Yani sadece çekmesi. Ondan dolayı da yani farming'de de 2 saatin içinde ben 3 tane video çekerim. Ondan dolayı farming bana daha kolay geliyor. İşin açıkçası. Aslında bir tane daha oyun var. O oyun biraz eski ama o oyunun da videosunu çekebiliriz ya. Yani arada değişiklik olsun. Aynı bir ara tuvalet simülasyon oyunu yapmıştık ya, aynı onun gibi. Onu da araya videoları da sıkıştırabiliriz. Sınır kapısında polissiniz, işte araçları vesaireleri kontrol ediyorsunuz. Yani oyunun ismi tam aklıma gelmedi ya. Oyunda güzel, oyuna benziyor. Yani eğlenceli mi? Eğlenceli. Ah be abim. Çok az daha büyük olman lazımmış. Ya da biz bir yerde tam almamıştık. Yo, o zaman olmaz ki. Her sırayı kaçırmış olmamız lazım. İyi ya, konola fazla çıkmadı. Yani bunu direkt satabiliriz aslında. Dur bakalım elimizde konola var mı? Yani var. Elimizde konola var ya. Bunu direkt satış yaparız. Bakayım. Aynen, satışını da yaparsak tam böyle güzel bir dakikada bitmiş olur. Aslında ağacı buraya diksek olur da bu tarla çok büyük be ya. Bu tarlayı gözüm yemiyor. Yani ağaç konusunda 20 tane dikmeyi planlıyorum. 20 tane ağaç da bizi baya uğraştırır. Bir de mevsimler modu var aslında. Onu da kullansak güzel olur ya, mevsimine göre. Ama onda da şöyle bir şey var. Bir sezona bir denk geliyorsunuz. Sürekli çimen yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani çimenden başka bir şey yapamıyorsunuz. Yani çimendir, onun dışında ne vardı ya? Yani böyle gereksiz şeyleri yapıyordunuz ya. Öyle bütün hepsini yapamıyordunuz. Ondan dolayı o modu indirmek istemiyorum. Aslında kurdum, sonradan bir baktım, açtım, ana dedim. Biz o zaman hiç video çekemeyiz. Çünkü sürekli şey yapmamız lazım. takip etmemiz lazım. Sürekli takip etmemiz lazım. İşte ne bileyim çimen ekilecek, çimen ek. Çimen biçilecek, çimen biç. İşte soya fasulyesi ekilecek, soya fasulyesi biç. Yani onun istediği şeyleri yapıyoruz. Ben burada hatta arabamı da ayarlamıştım. Gerek yok arabamızı şey yapmamıza. Seni istemeden. Şuradan gideyim, öbür aracımı alayım. Tarlamızın yakın olması ne kadar güzel değil mi? Hemen 2 dakikada her şeyi hallediyorsunuz. Şimdi gideyim hemen yerine park edeyim. Bak traktör de kirlenmedi. Şöyle genişten alalım da bu biraz farklı ya. Bunu geri geri kullanması falan biraz zor. Çünkü bunun en arka lastikleri de dönüyor ya. Yani hem lavladır hem de en arka lastikleri dönüyor bak. Bence gayet iyi oldu. Evet, şuradan böyle biçer döverimizin olduğu yerden dönelim. Hemen bunu gidelim oraya park edelim. Hatta yok, o traktörün bağlı bir kasa. Silajımız da az kaldı abi. Silajımız da az kaldı. Silajımız da olacak. Yani ondan sonra da hayvancılığa başlayacağız yani yavaş yavaş. Şu kafamdaki planları yapayım. Ondan sonra hayvancılığa başlayacağım. Bu inşallah alır. Almasa hepsini yandık. Bakalım alacak mı? Almazsa da sorun yok ya. %10'unu %5'ini şeye koyarız. Kendi silomuza koyarız. Süper. Şimdi bakalım konuda en pahalı neredeymiş? 1300. Üf, 1300 mü? Abi sen ne yaptın be ya? Ama nerede o? Evet tamam. Nerede olduğunu az çok böyle şey yapabiliyorum. Hatırlayabiliyorum. Yani yolları tam böyle dört dörtlük ezberlemedim. Abi kapatalım. Yolları böyle dört dörtlük ezberlemedim ama mesela şöyle baktığım zaman ha diyorum tamam, o oraya daha önce gitmiştim. Aklıma geliyor hemen her şey. Gidelim hemen şöyle. Şuradan gideceğiz. Burası da bizim mağazamız. Bizi yiyen bitiren mağaza. Yani bütün paramızı oraya verdik ya. Ah bak, oyunu kapatmıştım ben biraz önce. Keşke açtığımda şey yapsaydım. Benzin modunu da indirseydim. Baksanıza ya, yollar falan ne kadar güzel yani. Mesela şu evler falan etkileşimli olmuş olsa, yani evlere girip evleri satın alıp öyle bir şeyler yapsan. Ama o zaman da farmik olmaz ki ya. Nasıl yani? Ha, burası demir yolu. Tamam. Silosu. Tamam abi, geldik. İşareti kaldır. Böyle böyle az az para biriktireceğiz yani, yapacak bir şey yok. Zaten parayla fazla işimiz yok. Çünkü biliyorsunuz bize fazla para gerekmiyor ya. Yani yaptığımız şeyler para istemiyor. Yeni ekipmanları vesaire almıyoruz çünkü ekipmanım var. Yani kendi ekipmanım olduğu için. Yani oyunun başında ekipman aldığımız için şu an nereden gidiyorduk lan? Aa, yanlış gidiyoruz. Arkadan gitmemiz lazım. Ama olsun ya, sorun değil. İkisi de aynı yere çıkıyor zaten. Baksanız ya evlere ne kadar güzel. Gerçek hayatta da böyle bir evim olsun isterim yani. Şöyle bir evim. Veya şöyle bahçeli bahçeli. Yani inşallah. Bakacağız. Yani bugünkü videomuz biraz kısa olmuş olacak. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda dediğim gibi ne yaparız? Fidanları ekeriz. Aynen. Buradan fidan alırız. Hatta alsak mı ki şimdi? Yo, makineyi almaya geleceğiz ya. Yani. Ben makineyi almaya geleceğim ya, o zaman gelir fidanları da alırım. Aa, bir tane traktörüm benim şeyde kaldı. 48 numaralı tarlada kaldı. Orayı gübreliyordum ben en son. Orada kaldı aynen. Bak. Şimdi aklıma geldi. Gideyim o traktörü de alayım oradan. Çok fazla traktör var ya, ondan dolayı karıştırıyoruz yani. Bunu buraya böyle yanaştırmak şimdi ölüm olacak çünkü. Ya küçük dorseler olmuyor, bak büyük dorse getirin bana, büyük dorseyle tek seferde gireyim. Baksana hemen dönüveriyor. Mesela o su tankı var ya, su tankını getirin bana, hemen tek seferde sokayım oraya. Ya biraz şey gitti, biraz değil bayağı bir ters gitti. İşten baksam nasıl olur? Baksanız ya abi, hemen dönüveriyor. Yok. Olmayacak bu. Neyse. Nereye gelmişik? Şuraya gelmişik. Gidelim şunun arkasını bari kurtaram ya. Ya buraya. Çok uğraştığım zaman oluyor da, az uğraştığım zaman oluyor. Şunu da önünü şöyle çekem de. Gene yapamadık. Evet. Sonunda bitirdik. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadar oldu. Yani kısa oldu. Yapacak hiçbir şey yok. 17 dakika, hatta kısa bile değil, normal. Bir sonraki videoda dediğim gibi nerede o? Şu fidan dikeceğiz abi. 3 numaralı tarlamıza fidan dikeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.